Nerede Nasıl kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere gördüğünüz gibi Polo Smart termal akım korumalı uzatma kablosundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biz bu ürünümüzü tanıtımını firmayı kötülemek veya karalamak için değil tamamıyla kendi kişisel kullanım tecrübelerimizi aktarmak için çekiyoruz. Bu sayede diğer kullanıcılar da almadan önce faydalanabilir. Şimdi ürün hakkında bir iki tane bilgi vereyim arkadaşlar. E termal akım koruma yazıyor gördüğünüz gibi. Kısa devre koruma. Ondan sonra yüksek ısıya karşı dayanıklı diyor. Gerçek bakır iletken diyor. 2 metre yüksek akım dirençli kablo falan diyor. Böyle arkada bir sürü smart akım dengeleme, yüksek ısıya dayanıklı, 10.000 kez aç kapa, 20.000 kez tak çıkar falan filan diyor. Peki bizim bundaki Kullanım tecrübemiz nasıl oldu? Ben bu ürünü götürüp geri iade edeceğim arkadaşlar. Sebebi şu. Ben mesela derin dondurucuda gelen akımı dengelesin diye aldım. Gelen akımı dengelemedi. Odada hem derin dondurucu hem de bu çamaşır makinası takılıydı. İkisini aynı anda çalıştırdığım zaman şu kablo ısındı. Bu kablo mesela televizyon ünitesi için de bir tane aldım. iki tane aldım. Bende bu üründen iki tane vardı. Yukarıda hava normal bir sıcaklık. Teras katı. Bir baktım kablo yumuşacık olmuş. Yani benim kendi kişisel tecrübem bu kablo biraz daha kalın biraz daha güçlü malzemeden yapılabilirdi. Bu kablodan eksi bir aldı. Şuraya basınca açılıyor. Bu arada bunun model kodunu da söyleyeyim. Hemen arkasında yazıyor. Model Manisa Papa. Yani Paris 07. Bakın şöyle görüyorsunuz model MP07. Burada videoyu dondurup e, detaylı içeriğine de bakabilirsiniz. Bu voltajlar gibi eee şeyleri es geçtim detaylı bilgileri. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane ışık yanıyor. Açtığımız zaman bu ışıklar hep yanıyor maalesef. Mesela ben derin dondurucuda ya da başka bir yerde kullanmak istediğim zaman yani bu ışığın sürekli açık kalması biraz kötü olmuş. Gelelim buradaki 3 tane USB'ye. Bakın şimdi telefonumu şarja takıyorum. Telefonum şu anda burada normal kablolu şarjda. Şöyle tekerle biraz zor olacak ama başaracağım inşallah. Bakın taktığım zaman ne diyor? Hızlı şarj gördüğünüz gibi hızlı şarj yazıyor. Şimdi ben bunu buradan çıkarıyorum ve USB'lere takıyorum. Bakın şimdi şarj oluyor diyor. Hızlı şarj gitti. Açıyorum. Yukarıda gösteriyorum size. Kablo şarj yazıyor. Yani şu 3 tane USB potu maalesef istenilen miktarda şarj vermiyor. Orijinal telefonlarınızı falan buradan şarj etmeye kalkarsanız bataryanıza zarar verirsiniz arkadaşlar. O yüzden priz kısmından şarj etmek her zaman daha sağlıklı gördüğünüz gibi hızlı şarj yine çıktı. Yani bu USB'ler sadece şarj ediyor. Güçlü bir miktarda şarj etmiyor. Eski telefon modelleri için olabilir. Ama Samsung 8 Plus'ı bile yavaş şarj ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi kablosun inceliğini çok sevmedim. Isıya dayanıklı değil gibi bence. Bir de kendi kendine atıyor. Mesela ısındı ya bu kablo az önce derin dondurucu ve çamaşır makinesi aynı anda çalışınca ısınıyor. Burası böyle atıyor kendi kendini yani önlüyor çalışmasını önlüyor. 1 2 3 4 artık dedim ki çamaşır makinesi zarar görecek en iyisi götürüp yağ dedeyim. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.